Biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul'da. Mastercard da Şampiyonlar Ligi'nin sponsorlarından biri. Bu büyük finale bilet kazanmanız için de bir kampanyaları var. Güzel bir hikaye arıyorlar aslında özetle. Birçok insanın hayatında futbolla ilgili umut veren, mutlu hissettiren hikayeler vardır. Böyle bir hikayeniz varsa siz de Priceless.com'a gelin ya da paha biçilemez ve Priceless etiketleriyle İlham veren futbol hikayenizi sosyal medyada paylaşın. 10 Haziran'da gerçekleşecek final maçına bilet kazanma şansı yakalayın. Sports Digital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere çok önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde hepimizde aslında biraz da acaba finalde mi olsaydı diye düşündüren bir eşleşme olacak Real Madrid Manchester City. Bir hikaye arıyoruz Mastercard'ın. Şampiyonlar Ligi'nin bizlerden isteği bu bir futbol hikayesi. Sinan geldi mi aklına bir şey? Ya zaten bizim Türkiye'deki çocukların işte Fenerbahçelilerin Alex Galatasaraylıların da Hacı böyle büyük bir tutkuyla futbola bağlamasını sağladı. Bazı özel adamlar geliyor işte 50 yılda bir falan ve o dönemki çocuklara büyük bir ilham kaynağı oluyor ve zaten bizim o dönemde Şampiyonlar Ligi çok daha ağır basıyordu Galatasaray'ın. Yani lig maçları zaten ligi 4 sene üstte kazandığı için hep böyle Şampiyonlar Ligi maçları çok daha özel oluyordu. Benim iki tane maç var. Bir Atletico Bilbao maçında attığı olağanüstü gol var son dakika. Bir de Monaco'ya attığı gol. Yine o da Şampiyonlar Ligi golü. O gollerden sonra öyle bir hani çocukken öyle bir şey hissediyorsun ki hani kalbin bile fazla şey çarpıyor yani heyecanla çarpıyor. O Haci'nin yarattığı heyecan o futbola beni bağlamıştır. Yoksa Bizimkiler mesela ailede hiç şampiyonlar ligi falan hiç izlenmez. Zaten babam çiftçi adam 9'da 10'da yatıyordu yani ben <laughs> onlar uyuduktan sonra böyle karanlık odada e, izlerdim. Ve hani beni futbola bağlayan bugün belki işte baba mesleği çiftçilik yapacaktım hacı olmasaydı. Hacı olunca şimdi burada futbol yorumluyoruz. E, beni bağlayan oydu açıkçası. Real Madrid sempatizanı yapan da Zidane'dı. O da aynı şekilde yani başka bir usta bir sihirbaz. Ee, onu izlerken de mesela e, onun yüzünden hala Real Madrid'e karşı bir şey besliyorum, sempati besliyorum. Oğuzcan geldi mi aklına bir hikaye? Var tabii benimki Chelsea maçına dayanıyor. O zamanlar yaklaşık 11 yaşlarındaydım. E, tabii ki futbol izliyorum falan ama Türkiye'deki taraftarlık duygusunun ve bir takıma ne kadar bağlı olunabileceğiyle alakalı çok bir fikrim yoktu ama Fenerbahçe-Chelsea maçında tribündeydim ve o David golü attıktan sonraki insanların o tutkusu, coşkusu herkes birbirinin üstüne atlıyor. Farklı yerlerden seviniyor vesaire. O dönem o bir ay hem Sevi ya da Volkan penaltıyı kurtardıktan sonraki an hem de David'in o golü attıktan sonraki an benim Türkiye'de taraftarlığın ne demek olduğunu, bir takıma ne kadar tutkuyla bağlı olunabileceğini e, anladığım bir yaştı ve anladığım örneklerdi gerçekten. Sizlerin de böyle futbola dair ilham veren hikayeleriniz varsa priceless.com slash benim futbol yolculuğum ...sitesine direkt olarak hikayelerinizi yükleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan... ...priceless ve paha biçilemez... ...hashtag'lerine direkt olarak... ...bu hikayelerinizi yükleyebilirsiniz ve... ...İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki... ...Şampiyonlar Ligi'nin o dev finaline... ...iki adet bilet kazanma şansı yakalayabilirsiniz. İlk eşleşme oldu. Ee, Sinan aklına ne geldi? Çünkü... ...ilk baktığında... Real Madrid, Manchester City, hep böyle bu takımları eşleşmelerde çapraz ayaklarda da finale koyuyoruz ama sana ne hissettirdi bu eşleşme? Final olsaydı daha iyi olurdu diye düşündüm. Hı hı. Geçen sene de zaten yarı finalde oynadılar ya. Evet. Hatta iddialı bir düşünce, gerçi herkes söylüyor çok iddialı değil de Manchester City diğer taraftan yani finale kalırsa diğer taraftan geleceği Milan veya Inter'e şey Leipzig'e yaptığı tarifi yapabilir. Hı hı hissiyatı oluyor. Üçlük, dörtlük bir final izleyebiliriz gibi bir şey düşünüyorum. Yani çift ayaklı olsa çok daha rahat olur City için. Çok güç farkı var çünkü City ile diğer takımlar arasında. Yani Real Madrid ile de çok güzel bir final olurdu. Ama yarı finalde iki maç üzerinden izleyeceğiz. O da güzel. İki maçla izlemek. Geçen seneki maç da çok çarpıcıydı. Hatta şey görüyorum Twitter'da falan Avrupalılar çok güzel paylaşıyor onu. 90 artı 2'de Haaland'la 9-0 Manchester City önde yapmışlar. <laughs> 90 artı 5'te Rodrigo ile Vinicius kayıyor. 10'a 9. 9. <laughs> <laughs> Öyle bir şey de görebilir. Geçen sene buna benzer bir şey oldu yani. Aynen. Ee, 3-1 ile Real Madrid götürmüştü. Valla ben de Real Madrid sempatizanıyım. Bu Zidane'dan dolayı Zidane'ı izlerken 2000'lerin başında aşırı karizmatik bir futbolcuydu ve çok izlemesi çok keyifliydi. O, o zamandan beri hep bir Real Madrid sempatizanlığı var ama Şampiyonlar Ligi'nden de bıkkınlık geldi artık. Doydum yani. Şam, e, şey olacak bence. Tarihin en iyi teknik direktörüyle... ...tarihin en büyük takımının... ...tekrar kapışması gibi bir şey olacak. Erling Haaland, oğulcan. Aslında City ile ikisini birbirinden ayıramayız. Bu sezon 35 gol. Manchester City'nin son dönem performansı. Tabii ki ligde... ...yenilmeden buraya gelmesi. Yarı finaldeler. Bu kez rakip sert. Söylediği gibi Şampiyonlar Ligi'nde az önce... Kupa almaktan bıktık diyor yani Sinan. Bir Real Madrid sempatizanı olarak. Ne dersin? Sempatizanlar bıktı ama takım pek bıkmış <laughs> gibi gözükmüyor. Bana da öyle ben bu yıla şöyle bakıyorum. yani Manchester City'nin net olarak kupayı kazanacağını düşünüyorum bu arada. Ve bunu kazanırken de yarı finalde bu kupanın gediklisini eleyerek ekstra bir oraya touch ekleyeceğini düşünüyorum. Tamam Real Madrid çok böyle karşınıza alabileceğiniz bir ekip değil. <laughs> Sinan abinin az önce bahsettiği <laughs> sosyal medya paylaşımında olduğu gibi ama... Hakikaten son dönemdeki oyun gücü... ...acayip bir seviyeye evrildi ve... E, ...öyle bir noktadalar ki... ...dünyanın en iyi takımı da karşılarına gelse... ...bir şekilde onları ekarte edebilecek bir hissiyatını... ...yaratıyorlar bende Haaland önderliğinde... ...tabii ki. Yani. O Pep Guardiola'da hep oluyor... ...geçen sene de finale kadar... ...yani çok... E, ivmenlere gidiyorlar, son düzlükte... ...çok formda gidiyorlar ama Real Madrid'e... ...takılmışlardı geçen evet. sene. Şimdi yine... ...inanılmaz bir form, Arsenal'i yakaladılar... ...geçtiler, Haaland rekorlar... ...kırdı... İşte e, Premier League, Shearer'ın falan rekoru kırılmaz gözüyle bakılıyordu İngiltere'de. Öyle bir rekordu yani yaklaşılamıyordu pek. Hı hı. Bir kol yaklaşmıştı işte. Onu da kırdı. E, yani yine inanılmaz formdalar. Haaland faktöründen dolayı bence geçen seneden daha güçlüler. Geçen seneki maçları hatırladığın zaman böyle kutu içine çok kolay giren City, defalarca ceza sahasında topla buluşan City, kale ağzından golü kaçırdılar. Zaten o gol olsa bitiyordu maç yani. Hı hı. Boş kaleye kaçırdılar. Ee, bu kez o kalenin oralarda çok daha keskin bir bitiriciye sahipler. Yani geçen yani sene, sene sana bir destek haalandı. vereyim mi burada o zaman? 26 XC 35 gol. Evet, çok çok üst düzey. Çok yani zoru gole çevirmiş bu istatistiğin tam anlamı bu. Bir de çok şey bir sayı yani 3 XC'den 5 gol, Evet. 4 XC'den 8 gol falan. Hani çıkar da 20 kaç dedin? 26'dan. 26 XC'den 35 gol. Yani gol beklentisi adamın doğal hali diyor. yani beklenenden fazla <laughs> gol atması doğal hali haline geldi. Artı Turu biraz daha yakın hissetme sebebim şu. Carlo Ancelotti tabii ki bizim kurt diyebileceğimiz bu kupa özelinde de öyle bir hoca ama Guardiola'nın artık zaman geçtikçe ve oyununa yeni şeyler ekledikçe biraz daha tahmin edilmesi zor bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bir sezon geliyor iki tane ters ayaklı bekle oynuyor. Şimdi John Stones'la Rodri'ye iki tane önlü böyle arkada üç tane stoper. Türkiye'de oynatsa böyle beş tane savunma ağırlıklı oyuncu. Hani bambaşka bir eleştiri malzemesi yapabiliriz ama böyle bir tercih yaptığında oyunu ekstra güçleniyor. Tahmin edilmesi çok zor. Ancelotti bile olsa bence sıkıntı yaşayacak var diyor ya ya karşı. Ya hocataya girelim. Hakikaten çok acayip bir şey. Ben hiç yani görmedim. Bunca yıldır bir sürü teknik direktörü, bir sürü takım takip ediyoruz. En devrimci denenler de dahil işte Bielsa'lar vesaireler. Ha bu adamda Pep Guardiola'da öyle bir şey var ki bazıları bazı hocalar çok devrimci oluyor mesela Bielsa tipi hocalar. Ama kariyerlerinin bitirdiği zaman çok kupa olmuyor. Bazıları da Ancelotti gibi çok kupaya sahip oluyor. Ama Kendisinden önce gelenleri biraz daha iyileştirerek böyle çok devrimci veya çok böyle farklı fikirler sunmadan daha e, pragmatist hareket ederek, ki ben de o, o tip hocaları severim zaten, e, daha böyle gerçekçi, e, yumuşak geçişlerle başarıya götürüyorlar. Bu adam hem sürekli bir şeyler değiştiriyor, böyle hiç aklına gelmeyeceğin şeyler yapıyor. Mesela o sarkık liberoğlu sistem, hani tekrar 90'lar futboluna hiç dönülmeyecek, hiç o kadar... Öyle bir şey çok geride kaldı derken adam günümüz futbolunu uygulayıp müthiş bir katkı sağladı. Yani anlatalım çok izlemeyenler için. Gerçi artık herkes biliyor da. Ee, Akanji sağ stoper gibi yapıyor. Diaz merkez stoper. Sol stoperde de Ake var. Stones Diaz'ın hafif önünde top rakibe geçtiği zaman Diaz'ın yanına geliyor. Dörtlü stoper oluyorlar. Yani Dörtlü savunmayı dört stoperle yapıyorlar. Top City'deyken Rodri'nin yanına geçiyor Stones. İki oyun kurucu gibi. İlkay'ı da İlk ayın en önemli özelliği ceza sahası içine koşu atmak. İlk serbestleştiriyor aslında bu sistem. İlkay'ı yıldızlaştırıyor. İlk ay kolayca forvete kadar gidebiliyor. Özgürleşiyor. ikinci bir on numara oluyor. Ve kanatlarda da işte Mahrez veya Bernardo taç çizgisini açılıyor. Diğer tarafta da Girilish bu sene müthiş oynuyor da. O da sola açılıyor ve bambaşka bir düzen, bambaşka bir sistemle adam yine e, kupasını da alıyor. O yüzden ben tarihin en iyi hocası diyorum. Çünkü hem en çok şeyi değiştiren devrimci bambaşka şeyler yapan hem de en çok kupa alan yani tabii ki işte 70-80'lerdeki hocaları bilmiyorum 90'larda hatırlamıyorum az hatırlıyorum ama yine de e, kupa sayısına ve yaptıklarına bakarsan bence Pep Guardiola gelmiş geçmiş en büyük teknik direktör. Tekrar dönelim tabii işin Manchester City boyutunu konuştuk ama Real Madrid Manchester City'ye Karşı gelebilir mi? Ne sence bu eşleşmede? Ya tabii ki gelebilir. Çünkü maç içerisinde yakalanabilecek farklı garip eşleşmeler de var. Şimdi Sinan abi mesela dört stoperden bahsetti. Hı -hı. Hoş akancı ile Aken'in çabukluğu da ortalama bek çabukluğu kadar var evet. zaten ama. Mesela Vinicius herhalde bizim Real'in Real oyununu üzerinde okuyabileceğimiz bir isim. Benzema ile beraber. Merkez kuvvetinden bahsetmiyorum bile. Hı -hı. Hani Modric, Kroos yine acayip bir tecrübe ama. kezaval verdi. Aynen öyle ve Vinicius'un. Manchester City savunmasıyla onun eşleşmeleri ve ortaya çıkacak şeyleri çok merak ediyorum. Ya tabii ki gidip City bu turu %70, %80 ihtimalle geçer denecek bir durum ortada tabii ki yok. Ama yani Real'in bu oyuna nasıl karşılık vereceğini, hangi oyuncularla vesaire karşılık vereceğini daha çok merak ediyorum ben. Güzel bir noktaya değindi olcan e, sevgili Sinan. Kritik eşleşme sence belirleyici anlamda soruyorum hangisi olur maçta? Vinicius'un önündeki adam olur gerçekten. Yani Vinicius, Volker ihtimallerinden bahsediliyor Hı -hı. veya Akanji ikisinden biri. Bence Akanji ile devam edecek. Vinicius e, ve rakibiyle yapacağı eşleşme orada Akıncı ve Volker'da. Bence belirleyici olur. Vinicius bence şu anda dünyanın en iyi sol kanat oyuncusu. Neymar falan deniyor ama ben Neymar'dan çok daha faydalı ve çok daha etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence fark şurada. Neymar'lar falan futbolu Güney Amerika'da öğrendi ama Vinicius'u 18 yaşında Real Madrid'e alarak Avrupa futbolunu çok yetenekli bir adama 18 yaşında öğrettiler. Ve müthiş bir disiplinle oynuyor Neymar'lardan farklı olarak. Ve Benzema da onu çok eğitti bu arada. Bir dönem o kadar böyle Brezilyalı işleri yapıyordu ki kendi bitirmeye çalışıyordu falan. Benzema şeyde takım arkadaşlarını uyarıyordu. Vinicius'a pas atmayın o rakipten oynuyor falan diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir adam. Ee, ve Vinicius'u böyle zorlaya zorlaya o kadar faydalı bir oyuncu haline getirdi ki şu anda mesela durduramıyorlar. Chelsea hatta onu durdurmak için Reece James'le e, sağ stoperleri Fofana'yı o, o, bölümde oynattı. Yani iki tane en atlet, en güçlü oyuncusunu beşli savunma yaptılar ve o tarafta Vinicius'un önünde oynattılar. İkisini de böyle delik deşik etti Çok Vinicius. durdurmak ya gerçekten. Hani şey de mesela ben belki Pep Guardiola'nın o 3 stoperli sistemi de biraz Real Madrid'e adapte olabilmek için, Real Madrid'e eleyebilmek için zaten adamın elinde bir şampiyonlar ligi kaldı. Çok uzun süredir almadığı. Biraz sanki o sistemi de ona uygun yapmış olabilir diye düşünüyorum. Hatta ben ilk Akanji'yi aldığı zaman Niye Akanji aldı ki bu adam diye düşündüm. Hani Manchester City seviyesi için çok şey gelmemişti bana Akanji. Ama senin az önce dediğin ya bekler stoperler de en az bek gibi çabuk. Zaten tam öyle yani. Hem bek hem stoper gibi yaptığı için orada evet. avantaj sağlıyor. Hem Ake hem Akanji. Walker da zaten o tip bir oyuncuydu. orada biraz Vinicius'u durdurma hedefiyle yapılmış 4 stoper attı bence. Ama yine de Reece James gibi inanılmaz atlet bir adam durduramadı. Hem de Fofana ile ikili oynamalarına rağmen ikiye bire rağmen durduramadı ve Chelsea'yi Vinicius devirdi mesela. E burada da bence Real Madrid'in en güçlü tarafı Vinicius. E, tabii Benzema bitiriyor ama Vinicius hazırlıyor site de de zaten. <laughs> <Atlant. gülüyor> Bunu da sen söyle. Yani hal aynı şekilde bu arada ama ben şunu eklemek istiyorum Real Madrid e özelinde konuştuğumuz için solün ne kadar güçlü olsa da sol arkası da bir o kadar güçsüz. Mendy sakat. Orada Nacho ya da Camavinga oynuyor Aha. mesela sol bek. Hmm. Yani X faktörlerden bahsediyoruz ama mesela mah hiç beklenmeyen bir şekilde Mahrez'in de çok acayip bir iki maç geçirebileceği ortam yaratılabilir. Madrid'in sol tarafı felaket durumda. Kritik yani eşleşmeyi az önce sordum ama bir daha tekrar Verdiği örnek üzerinden Oğulcan'ın Sinan sana bir daha sorayım. Mahrez Kamavinga diyorsun. Mahrez Kamavinga mesela ben Haaland... Maçı bu eşleşmemi çözer. Yok tabii <laughs> çözmez <laughs> <o> ama <laughs> ha, ha. Haaland evet. Militao diye düşünüyordum. Militao ilk maçta yok. Yok evet. Muhtemelen Haaland yok ederdi Militao'yu yani. Rudiger'le oynar büyük ihtimalle. Yani Rudiger'le eşleşir. Rudiger de normalde herkes ezip geçen bir stoper ama Haaland tabii canavar yani. Haaland bak mesela Real Madrid'de şey vardır. Real Madrid biraz fazla geride bazen ikinci bölgede falan kapanıyor. Mesela şey deriz ya biz Fenerbahçe o kadar geride kabullenmez. Galatasaray o kadar kab... Real Madrid kabulleniyor. Çoğu maçı da böyle. Bir zaten abiler biraz yaşlandı, yoruluyorlar. <laughs> Benzema'lar, Modrić'ler, Kroos'lar. Çoğu maçta bekliyor ikinci bölgede bayağı. Ve orada Courtois'ın müthiş boyu ve alan hakimiyeti, Rudiger'in o müthiş fiziği sayesinde biraz da dövüyorlar ceza sahasında gelenleri. Ama bu kez dövemeyecekleri bir adam var yani. Haaland herkesi ezip geçiyor. Mesela en güçlü stoper denilen Upamecano'yu çocuk gibi gösteriyor yanında. Gerçekten öyle. Ben bu arada Militao'yu haşat eder dedim ama şu an herhalde yeryüzünde haşat edemeyeceği yok, şey an. yok. Bu arada yani yine dayan... de çok zorlu dakikalar yaşatır bence. Yine dayanamadım bu arada. Kaleci yorumladın. Sinan abinin bu kaleci yorumlaması var. <laughs> beni bitiriyor. Kurtuğa en sevdiğim kaleci bu arada. Evet doğru. Şimdi böyle Mükemmel. dedim diye çok hatalıyım. <laughs> <bir konu gülüyor> Muhtemelen olabilir. Senin var mı sevdiğin bir kaleci iki takımda? Hatta Ederson en sevmediğim kaleci olabilir öyle Neden? söyleyeyim. Sevmiyorum abi. <laughs> Bu kadar. <mı? gülüyor> ben şey biraz karşıyım ya. Bu arada ya iyi kaleci tabii de. artık top tutanlardan çok ayağıylara doğru bir yönelim var ya. Ben böyle daha Komplik hepsini beraber yapabilen kalecileri daha çok seviyorum. Ederson benim için bir 6 numara gibi ya. Yani, ön libero gibi. Onu kaleci diye nitelendiremiyorum. Kurtu hakikaten daha kaleci bir kaleci yani. Evet. Ben de Kurtayı beğeniyorum gerçekten. Yani Turun favorisi tabii en başından beri üzerine konuşuyoruz ama birini öne çıkar desem sana sevgili Sinan Yılmaz. Ya ben de Real Madrid sempatisanı olsam bile biraz Manchester City tarafındayım. Yine çok formda geliyorlar. Hı -hı. Mesela Real Madrid ligde koptu. Kopma nedeni biraz fazla doymuşluk var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde çok daha güçlü ve iştahlı bir oyun oynarlar. Kupada zaten Barcelona'yı dağıttılar yani. Gerçi ligdeki maç da Barcelona maçı da böyle çok ortada geçti. Atamadı atamadı Real Madrid. Vardan döndü vesaire. Barcelona aldı götürdü. Hani biraz yorgunluk var, çok tecrübeli oyuncular var. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gelince onlar zaten full konsantrasyonla oynuyor. Yani o yüzden yine tabii ki çok zor olacak Manchester City için ama... Ee, ...bu kez Haaland faktörüyle bence ee, Manchester City bir adım önde gibi geliyor bana da. Tam böyle tecrübe dedin. Orada aslında enteresan da bir şey var. Manchester City'nin de kadrosunda sadece bir isim var. O da Scott Carson. Bursa Spor'da oynamıştı hatırlıyorsunuz hepiniz. Sadece Şampiyonlar Ligi anlamında kupa sevinci yaşayan tek ismi. Real Madrid'de zaten hemen yakın geçmişte Yoktu. kupayı kazandıkları için <laughs> almayan zannediyorum <ya>. yok. <laughs> almayan yok. Bu tecrübe nasıl etkiler finali olacağını? Ben tam tersi yönden bakacağım buna. Tecrübe sizlere mi güveniyor? Kazanamamın acısını çok fazla yaşamış bir ekip olduğu evet. için City. Belki bu sefer daha ağır basabilir. Ya, hakikaten ben Haaland üzerinden okumanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ya, takımı gerçekten bambaşka. Yani City'den de bahsetsek. Yani 280 milyon euroluk savunma, De Bruyne'ler falan ama Haaland'ın varlığı hakikaten turu %5 falan bir anda City'i geçirebilecek şekilde. O yüzden tecrübenin çok burada etki edeceğini düşünmüyorum ben bu turda. Real Madrid'le ilgili bir detay daha var bu arada. Geçen senelerde çok Vinicius ağırlıklı, çok soldan gidiyordu. Sağdaki oyuncular biraz yan, yan rol oynuyordu. Zaten bazen Valverde oynuyordu evet, aslında. Evet. Hani merkez orta, sağ, sağ bek, sağ açık. Adam her yerde oynadı e, duruma göre. Ee, sonra Rodrigo yavaş yavaş geldi. Aslında hani Vinicius'la benzer Rodrigo'nun da. O da 18 yaş geldi. Avrupa futbolunu burada öğreniyor. Yetenekli oyuncu falan. Ama Vinicius kadar dominant olamıyordu. Ama son maçlarda bu Almeyra maçında müthiş bir asist yaptı benzemeye mesela. Ee, son maçlarda bakıyorum yani sağ tarafı da daha etkili kullanıyor. Normalde çok %60-70 soldan %30 sağdan gibi böyle bir dengesizlik vardı. Çok sola kırık oynuyordu. Ama Rodrigo da Vinicius gibi ağırlığını koymaya başlarsa Real Madrid iki kanadıyla birlikte çok daha güçlü gelir. O zaman daha da e, şey bir takıma durdurulması daha da zor bir takım haline gelebilir yani. Oğulcan Akçe, Sinan Yılmaz ağzınıza sağlık. İkinize de teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Real Madrid, Manchester City konuştuk ama tabii ki bu sadece finale giden yolun bir ayağı. Diğer ayakta da Sports Digital ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.